Freedom... Bir cümlecik çok ekleyeyim. Kısa rica tabii ki Boğaziçi dendi, 2002 bildirgeleri dendi. Hı. AK Parti'nin 2002 bildirgesinden aynen alıntıyı tekrarlıyorum. Rektörler ve dekanların seçimle gelmesi için her türlü düzenleme yapılacaktır. Hukuki, evet, kanuni düzenleme yapılacaktır. Bu yeni eylem planında öyle bir şey var mı acaba? Yok, yok. 2002, var mı? 2002'de bunu vaat etmişler. Hı. Ben şahsen soruyorum. Yani yine vaat etmiş olabilirler mi acaba bu eylem planında direktörlerin artık seçimle geleceğini? Ve siz az önce demokrasi endeksinden söz ettiniz. Şeyi de hatırlatmak gerekir o zaman. Freedom House'un her yıl Özgürlükler Evi'nin, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Özgürlükler Evi'nin yayımladığı endeks. Orada da Türkiye özgürlükler bakımından tam şimdi sırasını hatırlamıyorum ama dünyada bu konuda yapılan sıralamada en çok irtifa kaybetmiş olan ikinci ülke. Yani belirli o süre içerisinde en çok irtifa kaybetmiş olan dünyadaki ikinci ülke Freedom House'un verisi de bu galiba şekilde. Mali'den sonra. Evet galiba. Mali, Afrika ülkesi Mali. Evet, Profesör Doktor Ersan Şen. Ersan Hocam, siz bir hukuk profesörüsünüz. Sizin gündemi çok önemli başlıkla ilgili yazılarınızı takip ediyoruz Hukuk Haber sitesinde. Hakikaten çok detaylı bir şekilde ele alıyorsunuz. Dolayısıyla merak ediyorum, şu anki bu açıklanan plan sizde bir heyecan yarattı mı? Artık Türkiye'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin uygulanacağını, kimsenin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı bizi bağlamaz demeyeceğini, Anayasa Mahkemesi kararıyla ilgili hiç kimsenin efendim o yerindelik ilkesine şey yapamaz, başvuramaz demeyeceğini, o karar bizim bilmem ne, umutlu musunuz Ersan Hocam? Umudu hiçbir zaman kaybetmemek. Çünkü Metin Feyzioğlu dedi ki yıldızlara ulaşabiliriz dedi. Şimdi yok, ben okudum da ondan gülmedim ya. Şey değil yani, fikridir, saygı duymak lazım. Tamam. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii insanların şu anda baktığınızda iktisadi ve bunun yanında hukuki birçok sorunu var. Biz tabii genel perspektiften bakıyoruz ama bu mikro sorunlara mutlaka cevap verecek adımların atılması lazım. Bu adımlar iki yerde atılır. Birincisi uygulamada, ikincisi varsa mevzuat eksikliği. Örneğin vergi usul kanunundan mağdur olanlar, çek mağdurları, efendim işte EYT dediklerimiz, emeklilikte yaşa takılanlar. Başka sayısını artırabileceğimiz şu anda sorunlarına cevap arayan insanlar var. Bunların dertlerine çözüm bulmak anlamında. Şimdi bu ikinci insan hakları eylem planı, ilki 2014'te. Bir de bunun dışında, bununla eşdeğer ama insan hakları eylem planları daha geniş oluyor. Yargı reformu strateji belgesi 2009, 2015 ve 2019 yıllarında çıkarılmış. İşte 2023'e kadar o devam edecek. Baktığınızda hangi sahiple yapılmışsa yapılmış. 2002 yılında bir şekilde demiyorum tabii, demokratik seçimle o dönemde %10 ülke genel seçim barajı var. D'Hondt sistemi uygulanıyordu. Zannediyorum %34'ü aşan bir çoğunlukla efendim seçildi AK Parti ve bundan sonra da iktidarı zannediyorum kaybetmedi. Bir defa bu sıkıntıyı yaşadı. 7 Haziran 2015 tarihli seçimde. Ondan sonra işte o tartışmalı süreç, sıkıntılı süreçle tekrar iktidara geldi. Baktığımızda hani birlikte yaşam olgusu diyoruz ya, hı hı, şimdi kim ne kadar bağırırsa bağırsın burada tüm bu insanlarla ve bu vatandaşlarla birlikte yaşamak zorundayız. Elbette iyiyi hak ediyoruz, en iyi yapıyoruz ama birbirimizi dışlayarak değil. Şimdi bizim sürekli eleştirdiğimiz AK Parti, oradan girip bu insan hakları eylem planına döneceğim, bir şekilde lideri vasıtasıyla iktidarda kalmayı becerebiliyor. Bunun ismine isterseniz kamu kaynaklarını kullanmak deyin. İsterseniz başka bir şekilde sıfatlandırmada bulunun. Gördüğümüz kadarıyla şu anda heyecan oluşturan millette tabii mevcut liderleri sıfatlandırmak, itham etmek istemiyorum ama henüz bulunamadı. Yani bunun keşfi yapılacak herhalde bir şekilde. Çünkü 19 yıla yakın bir iktidardan söz ediyorsunuz. Yıpranmışlığı, metal yorgunluğu, tüm bunları dikkate aldığınızda millette herhalde temsili demokrasi inancını kaybetmemişse bir değişiklik isteği, ama bu değişiklik isteğinin önünü alabilecek bir takım atılımları, Sayın Toker'in söylediği gibi şu veya bu sahikle, iyi niyetli veya şirin gözükmek için içeriye dışarıya bunu becerebilir ve milletin iktisadi kaygılarını ve
hukuki kaygılar da beraberinde iktisadi kaygılarla birlikte ele alınabilir. En azından biraz önce söylediklerim. Yani bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde Vergi Usul Kanunu 359. maddesindeki cezalandırma tekniğini değiştirin. Herhalde onların ciddi bir desteğini kazanır. Bilemem yapar mı yapmaz mı? Çek mağdurları aynı şekilde. Yani hayat dinamik devam ediyor. Biz neyi söylersek söyleyelim. Vatandaş dışarıda bizim burada konuştuğumuz işte neydi bunun adı? Eylem planı. İnsan umurunda bile değil. Yani 50 entelektüel kesimin umurunda olsa bile bu insanlar Karadeniz'de bulunan doğalgaza, uzaya gitmeye, aya gitmeye, yeni anayasa çalışmalarına zerre kadar da ilgi göstermiyorlar. İlginç. Yani bizim bahsettiğimiz buradaki hazirun değil. Yani buradan adım atıyorsunuz, gidiyorsunuz sokağa, orada bir genci veya çevirin. Yani sorduğunuzda derdini size iktisadi odaklı anlatıyor. Bunları değişik şekilde işsizlik diyor, efendim işte hayat pahalı diyor, alım gücüm ben cebimdeki paraya bakarım, bana ne senin bütçe açığından diyor ya. O senin meselen. Önemli olan bunun bana yansıması diyor. Vergide adalet diyor. Benden niye bu kadar vergi alıyorsun diyor. Niye diyor gidip holdinglerden %22 vergi alıyorsun da esnaftan %40 vergi alıyorsun. Bunların derdine niye asgari ücretten vergi alıyorsun, niye kaldırmıyorsun diyor. Bunlarla ilgili eğer ikna edici heyecan oluşturacak bir ekip veya bir birliktelik olabilirse alternatif olabilme imkanı var. Onun dışında şartlar. Yani bu plan heyecan yaratmıyor mu diyorsunuz? Şimdi bu bakın şöyle söyleyeyim. Bu planda amaçlara bakmayacaksınız. Ha? Onu atın. 9 amaç var ya onları görmeyin. Yani onların hepsi. Hocam, toplantı şöyle bir gösteri söyleyeyim. Yapmak serbestmiş. Bu açıklandı. Ona geleceğim. Bu heyecanlandırmıyor mu sizi? Beni heyecanlandırmıyor olarak. Canım. Önemli olan zihniyet ve uygulama. Şimdi 9 amacı atın tamam görmeyin o 9 amacı. 9 amacın hepsi AK Parti'nin ilk iktidar döneminden bugüne kadar zaten var olanlar. Şimdi neye döndü? Bir kavram eklemişler, güçlendirme. Yani bunlar yeni gelmiyor, amaç bunların hepsi. Nihai amacı da atın yeni anayasayı. Ortada iki yer önemli. Birisi hedefler, diğeri faaliyetler. Faaliyetlere baktığınız zaman insanların derdine, yaralarına, iktisadi kaygılarına veya hukuki kaygılarına merhem olabilecek elbette birçok faaliyet var. Bunların hayata geçirilebilmesi için yasal düzenlemelere gidilmeli. Bir, iki, uygulayacaksın. Üç, bunları doğru dürüst eşit uygulayacaksın. Yani siz örselenmiş olan birkaç kavramı toparlayabilme gayretine gireceksiniz. Bunlardan birincisi inandırıcılık. Yani bugün 6 yıl hapis cezası alıp da elini kolunu sallayarak sokakta dolaşanlar varsa 20 yıl hapis cezası almış ama adaleti gerçekleştirdim diyerek pandemi sürecinde insanları sokakta dolaştırıyorsan kardeşim, toplumun cezaya, ceza hukukuna olan inandırıcılığını sarsıyorsun. Bir taraftan efendim işte basit bir fiili icra edeni içeri atıyorsun. Diğer taraftan hani götüreni kardeşim elini koluna. Tabii bu inandırıcılık yani toplumun hukuka, kanuna, kitaba olan inancında sorun var. Sorun sadece bununla bitmiyor. Bir diğer sorun beraberinde güveni getiriyor. Yani bugün benim imkanım olsa Türk Dil Kurumu'nda devletin tanımları arasına güven kavramını koyarım. Bir de yanına adalet. Çünkü biz hep şuna inandık ve böyle gördük, böyle söyledik. Devletin dini olmaz, devletin dini adalettir. Bu adalet de sübjektif bir kavram değildir. Adaleti herkes için sağlayacaksınız, isteyeceksiniz ki bir anlam ifade edebilsin. Ama bugüne kadar toplumlar çözebilmiş mi bu kavramı %100? Hayır, belki tabii hukukta bunu çözebilirsiniz ama pozitif hukuk kurallarında her zaman kurallarda da uygulamada sorun vardır. Türkiye Cumhuriyeti kurallarından ziyade uygulamasından sıkıntı çeken bir memleket. Yani siz burada makro sorunları yani yukarıdaki sorunları konuşacaksanız Türkiye Cumhuriyeti'nde yargı bağımsızlığı sorunlu, tarafsızlığı sorunlu, liyakat sorunlu. Baktığınız zaman anayasanın 70. maddesinin 2. fıkrasında liyakat ilkesini ortaya koyar. Uygular mısın? Bugün de uygulamadın. 20-25 sene, 30 sene önce de uygulamıyordun bunu. Böyle bir enteresan, hesaplaşan, geldiğinde fethedilmiş kalelere çeviren bir zihniyet var. Ama ben bir bütün olarak insan hakları eylem planının hedeflerini ve faaliyetlerini eksik olmakla birlikte hayata geçirilmesi karşılığında bir nebze olsun. Bunu icra etme gayretine giren AK Parti veya Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçim kazanabilme bu maksatla veya Biden'a veya dışarıya şirin gözükme veya içeride o sahiplerini ben bilemem niyet okuyuculuğu yapan ben vatandaşta bireylerde bunların ne gibi %100 olmasa bile
ne kadarına ulaşabiliyorsa yaralarına merhem olabileceklerine bakarım. Bu anlamda 393 faaliyetin birçoğu elbette hayata geçirilebilirse, kanuni altyapıları ortaya koyulabilirse ve gerçekten herkese eşit uygulanabilirse fayda sağlayacak. Mesela bunu özellikle yargının en çok konuşulan davaları, yani söyleyin adını, işte Osman Kavala'nın durumu, Selahattin Demirtaş'ın durumu, bu konuda Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları, uzun tutuklulukla ilgili itirazlar göz önünde tutulduğunda, bu açıklamadan sonra burada bir şeyler olması gerekir mi sizce? Şimdi bakın şöyle söyleyeyim, biz insanları ayda hayat yok ama mecazi anlamda aydan getirip burada yönetici kılmıyoruz. Mars'tan da getirmiyoruz. Bizim insanlarımız, biziz. Hepimiz. Ha, aramızda din, mezhep, ideolojik bazı farklılıklar var. Ama asgari müştereklerde birleşmesi gereken ve bununla birbirimize tahammül etmek suretiyle ortak sevinç ve üzüntülerde paylaşması gereken milletin fertleri, süceleriyiz biz. Burada bir tereddüt yok. Bugüne kadar burada bahsi geçen, yani şimdi yaklaşık 19 yıl, 18,5 yıllık iktidarı icra eden ve bunları başaramayan, başaramadığı için eksik olan hususlarını gidermeye çalışan ama samimiyet testinden de Sayın Toker'e söylediği üzere geçemeyen, nerede geçemiyor? Şimdi tezatlıklar var bu ülkede. Bu ülkenin tezatlıkları zaten hepimizi kahrediyor. Hukuk devleti ilkesi bakımından da. Peki, şimdi bu ülkenin, hocam, bakın şöyle söyleyeyim size. Önüne 2014 yılında terörün sona erdirilmesine dair bir kanun koyuldu. 16 Temmuz 2014 tarihinde yürürlüğe girdi. O kanunun genel gerekçesini okuduğunuzda hukuk devletinin nasıl bozulduğunu görüyorsunuz. Çünkü orada Türkiye Büyük Millet Meclisi bunu ortaya koyarken, o zaman tasarıydı bu. Şu anda tasarı sözde yok ama yani bizde garip bir yazılı olanları orada tutma ama uygulamama vaziyeti var. Ne diyor biliyor musunuz? Biz esasında çözüm sürecine 2002 yılında başladık. 2009 yılında yeşillendi, filizlendi. 2013 yılında güçlendirdik. 2014 yılında hayata geçiriyoruz. Ama ya bu meclisi biz 10 Temmuz 2014 yılında hatırladık. Geldik buraya şimdi bir kanun. Mecliste toplantı yaptım mı, oturum yaptım mı gizli bu sorunu çözmek için işte yaşadığımız çözüm süreci adı altında değişik isimler koyuldu. Hayır kardeşim, yapmamışsın. Ama anayasa, kanun, kitap sana bunu emrediyor. Yapmıyorsun. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin maalesef genel karakteri oluyor. Nedir? Benim korkum ne? Bu alışkanlık haline gelip iktidar değişikliği olsa bile başka iktidarlarda bunların tekrarlanma riskleri var. Peki. Çünkü siz ne yapıyorsunuz? Ama şu an, şimdi, bu başka bir konuya şimdi şöyle söyleyeyim size. İnsan hakları eylem planının hedefleri ve faaliyetleri %100 yararlıdır. Peki siz düşünce açıklamanın suç olmadığını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasıyla mı öğrendiniz? Efendim şöyle söyleyeyim size. Burada yazılı olan amaçların hepsi bu ülkede evveliyattan bu tarafa olan amaçlardır. Tereddütsüz. Yeni anayasa düzenlemeyi bir kenara koyuyorum. Ben diyorum ki bu ülkede biraz önce söylediğiniz bilinen isimler, Demirtaş Kavala'yı kenarda tutun. Atilla Taş örneği var Türkiye Cumhuriyeti'nde. Çok uzun ve uzak değil. Bu şahsa attığı tweetler nedeniyle tutuklama tedbiri tatbik ediliyor. Şahıs içeriye giriyor. Tam çıkacakken tahliye ile aynı olayı ikiz dosya oluşturmak suretiyle tekrar tutuklama tedbirine çevirmek suretiyle bir başka dosya üzerinden şahıs ceza infaz kurumundan, tutukluluğundan çıkamadan içeri giriyor. Anayasa Mahkemesi diyor ki birinci tutukluğa ses çıkarmıyorum ama ikinci tutukluğa pes doğrusu diyor ya. Pes. Ben ne yap? İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'ne gidiyor. Yetmiyor. Diyor ki benim birinci tutukluluğum da diyor hukuka aykırı. Evet, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi diyor ki bu bir ifade hürriyetidir. Siz bu şekilde muhalif olan insanları caydırıcı etkiyle ifade hürriyetini kullanmama biçiminde baskı altına alamazsınız. Bu fiil suç olarak, bakın, fiilin esasına, işin esasına müdahale ediyor. Zaten bugün Anayasa Mahkemesi ile İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ile Türkiye Cumhuriyeti çok acı mahkemelerinin, yani anayasa müesseselerinin karşı karşıya gelmesinin en önemli sebebi, bir tarafın beğenirsiniz beğenmezsiniz hürriyetçi zihniyeti tüm baskıya rağmen devam ettirmesi, diğer tarafın devletçi, devletçi derken devleti idare edenler katında söylüyorum. Oradan kaynaklanan endişelerle, bağımsızlık sorunuyla, tarafsızlık sorunuyla, tam manasıyla bugün ortaya koyulmak istenen,
hukuki işte şeffaflık, hukuki öngörülebilirlik. Türkiye Cumhuriyeti'nde kanunilik prensibi Türkiye Cumhuriyeti topraklarına 1926 yılında gelmiştir. Ama hala Türkiye Cumhuriyeti'nin en fazla ihlal edilen esas da kanunilik prensibi, suçta ve cezada kanunilik, yani neyi yaparsam yasak, neyi yaparsam yasak değili görmek ve ona göre hak ve hürriyetlerini kullanabilmek. İkincisi ise suçsuzluk, masumiyet karinesidir. Kanunilik prensibini siz tam manasıyla uygulamayıp da A'ya göre böyle, B'ye göre böyle, gerektiğinde böyle. Bu bir zihniyet sorunu, bu bir uygulama sorunu. Burada siz sabaha kadar da konuşsanız, eleştirseniz istediğiniz kadar Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk zihniyeti değişikliğine gitmediği sürece dünyanın en iyi anayasasını, dünyanın en iyi kanunlarını getirip bu ülkede tesis edin, yine uygulanamayacaktır. Peki. Yine tam manasıyla istediğiniz mutlu tabloyu bulamayacaksınız. Onun için ben diyorum ki şu insan hakları eylem planı, bu bir niyet mektubu. Bu 2 yıllık bir niyet mektubu. Ne kadarını yapabilirler? Küsün, reddedin, kabul etmeyin, dönün sırtınızı. Kaybeden yine millet olacak. Netice itibariyle kanaatimce mevcutları ayakta tutmak. Ama muhalif görüşle şunu yapabilirsiniz. Bunu muhalefet siyasi partileri elbette yapacak. Kardeşim bu ne ya, çöp diyebilirsin. Sen mevcut anayasayı uygula. Mevcut anayasanın şu anda başlangıç hükümlerinin bir kısmı Türkiye Cumhuriyeti'nde ve saydığımızda 50 maddesi kısmen veya tamamen zaten uygulanmıyor bu ülkede. Bakın şöyle söyleyeyim size. 50 madde. 50 maddesi. 50 madde sayabilirim bakın anayasada. Ben burada hepsini, sayıp çıkardım ve gerekçelerini yazdım. Ya, ama ne önemli. Mevcut anayasadaki zaten 50 madde şu anda fiilen uygulanmıyor. Ne yapacaksın kardeşim? Küs ya. Daha küs ya. Küs. De ki kardeşim de sen kimsin ya? O da sana diyor zaten sen kimsin diye. Kimi? Ama millet sokakta iş açtı diyor ki ya ben diyor hocam vergi usul kanunundan 10 sene hapis cezası aldım. Ulan diyor zaten diyor işim yok diyor. Vergim de boynuma çöktü diyor. Çifte cezalandırma yapıyor diyor. Hürriyetimi tahdit ediyor diyor. Malımı elinden aldı diyor. Ya bu diyor cezaları kaldırın da diyor hayatıma devam edeyim. Şimdi bu vatandaşa çıkıp şunu anlatsan. Anayasa, hak hürriyetler, hukuk üzere. Ay yürü gitler ya. Ne anlatıyorsun bana bunları? Evet, ama önemli konu sonuçta. Önemli. O şimdi, sizin o dediğiniz tabii. Mesele. Ama bu millet bugün diyor benim derdimi çöz. Bugün çözeceksin diyor benim derdimi. Bana ne diyor ya sen diyor ya bütçe açığı diyorsun. Yok o diyorsun Karadeniz'de doğalgaz buldum uzaya gidiyorum ya. Ya bana ne diyor ya? Beni ne ilgilendi? Benim derdimi çöz. Şu anda benim yarama merhem ol. İşte sorun burada. İyi niyetli demeyebilirsin. O diyemeyebilirsin. Bu demeyebilirsin. Kalktı Cumhurbaşkanı dedi ki ben Adalet Bakanlığı'nın hazırladı. Ha Türkiye Cumhuriyeti'nde şöyle bir sorun var. Bu planın esas konuşulup tartışılacağı yer elbette kanunlaştırma faaliyetleri çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi olacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu ülkede etkinliğini kaybettiği, önemli kararları alma merciği olmaktan çıktığı, hani diyor ya 1921, şunu söyleyeyim, bitireyim. En azından altını çizecek cümleyim benim bu. 1921 ve 1924 anayasası ruhuna ve anayasalarının ruhuna dönmek, Türkiye Büyük Millet Meclisi halkın temsilcileri ruhuna bu ülke dönebilirse, gerçekten önemli kararların alınma yeri, tartışılacağı yer, konuşulacağı yer, sorunların yani dertlerin çözüleceği yerin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu biz samimi kalben kabul edebilirsek bu ülkeyi adım attırabiliriz. Bu bile büyük bir aşamadır. Başka türlü peki. Olmaz. Evet, bu çok önemli. Sanırım siz bunu özellikle detaylı bir şekilde inceledikten sonra yani çok net sayı da verdi Profesör Doktor Ersan Şen. Şu anda mevcut anayasadaki hani bu özgürlükler anlamında, haklar anlamında düşünebileceğiniz 50 madde uygulanmadı. Kısmen veya tamamen. Evet, duruma kısmen, baktığınızda tamamen. Kısmen ya da tamamen zaten mesela uygulanamıyor durumda. Mesela uygulanmayan bir madde söyleyeyim size. Anayasanın 10. maddesinin 2. fıkrası kadın erkek eşitliğinde pozitif ayrımcı. Uygulanmıyor kardeşim. Uygulandığını peki. Söyleyen bir vatandaş önüme gelsin de bir tartışsın bakayım ben. Uygulanmıyor. Ne yapayım zor. Ben? Sizinle de zor tabii tartışmak. Hayır yani bu maddeleri uygula. Mesela size bir şey söyleyeyim. 130. maddenin 6. fıkrası diyor ki rektörleri kanunun belirlediği usul ve esaslara göre Cumhurbaşkanı seçip atar diyor. Yapmıyor. Ne yapayım ben? Ne yapayım? Nereye gideyim? Yapmıyorum diyor. Anayasaya peki. Aykırı. Peki. Şimdi şu anda yükseköğretim kanunu anayasaya aykırı. Ne yapabilirim ben? Peki. Ya? Ersan Hocam geleceğim yine. Şimdi sayın seyirciler.